أصحاب الجنة هم الفائزون. Rehber öğrenci topluluğu olarak ilk etkinliğimizde böyle bir konu seçmemizin sebebine gelecek olursa, Batı'nın özellikle zengin bir tarihsel birikim ve medeniyet geçmişine sahip köklü toplumlarda yaptığı ilk iş mevcut nesli tarihinden koparmak olmuştur. Batı bu işte o kadar başarılı olmuştur ki söz konusu toplumların yenilikçileri dahi geçmişle tüm ilişkilerini kestiler ve geçmişlerini tanımaz oldular. Halbuki Batılılar diğer taraftan tüm güçleriyle kendi eserlerini diriltmeye, korumaya, tanıtmaya çalıştılar. Yakın tarihe baktığımızda bu durumu çok net görebilmekteyiz. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın şehirleri bombalanırken Avrupa tarihi miraslarını canları pahasına korumak için mücadele etmişlerdir. İşte Batı'nın böylesi ikili oyunlarından dolayı Batı'yı taklit etmemeye karar vermeliyiz. İslam Batı'ya daha ilk günden başlayarak sürekli şoklar yaşatıyor. Batı'yı şoka eden hiçbir sefer, diğer bir noktada hiçbir sefer. Öyle ki Erlat diye Haçlı ordu, kerek ordu, haşa ta şeye kadar gitmiş, Cidde'ye kadar gitmiş. Gidenler İzmir'e çok çok yakın Cidde. Haşa diyor ki ben Medine'ye gideceğim, Muhammed'in kemiklerini çıkaracağım, Avrupa'ya zaferimi simgesi olarak götüreceğim. Ama gittiğinde Selahaddin Eyüp'ün neyse ve o yüz binler Haçlı geri gitmek zorunda kalıyor. Geldikleri gibi gitmek zorunda kalıyor. Daha büyük şok zannettiğimiz gibi Haçlı seferleri değildir. Daha yaşattığımız büyük şok Moğol meselesidir. Haçlılar da biz bitmeyince Avrupa gerçekten Moğolların bizi bitireceğini düşünüyor. Diyor ki ya bu Moğollar barbardırlar, bunlar gelecekler ve bitirecekler bunları. Hatta Batı'da Moğolların Hristiyan olduğuna dair hikayeler kuruyor. Papalık onlara heyetler gönderiyor. Bilgi tutan şeyler de elimizde o. Yol, günlükleri falan elimizde. Ta elçiler gönderiyor, sizi kutsuyoruz diyor. Siz Hristiyan mısınız? Moğollar da seslerini çıkarmıyorlar. Hatta yer Hristiyanmış gibi falan davrandıkları da oluyor. Ama Şam önlerinde Zahir Baybars karşılarına çıkıyor. Dünyayı bitirecek, Müslümanları bitirecek gözünde denen Moğollar bir anda Müslümanlara yeniliyor, yenilmekle kalmıyor. İslam garip bir din. İçinde kendini yenileme kabiliyeti var, dehşet bir yenileme kabiliyeti var, başkasını da yeniliyor. Normalde Moğolların evleri çok özellikle bütün at arabalarından oluşuyor, gezici arabalardan oluşuyor. Ama bu gezici Moğollar Müslüman oluyor, Müslüman olmakla kalmıyor. Karadeniz'in kuzeyinde bugünkü Kırım'da, o gün nüfusu 500 bini bulan şehirler kuruyorlar Altın Orta Devleti'nde. Paris'in, Londra nüfusu 20-25 bin civarında bugün. Devasa metropolleri inşa ediyorlar. Malum şehir inşa etmek, şehirle medeniyet işte değerdir. Biz burada barbar denen kavmi durdurmakla kalmıyoruz. Onlar burada öğrendikleriyle bir medeniyet inşa ediyorlar. Ve Batı gerçekten ağır bir şok yaşıyor. Belki Batı'yı ayağa kaldıramayan şok Moğol şokudur. Moğol'u durdurabilme kabiliyetimizdir. Ne yazık ki bizim Hristiyanlık tersine gösterdiğimiz başarıyı biz ideolojiler tersine gösteremiyoruz. Bizde bir kere bilgi üretimi durmuş, bilgi öyle bir şeydir. Siz üretmezseniz ateş gibidir, tuz gibidir, komşunuzdan alırsınız. Ya siz üreteceksiniz ya alacaksınız. Biz üretemiyoruz ve almaya başlıyoruz. Biz Batı'ya gelip işinersiyi gönderiyoruz. Diyoruz ki git bize maliyeyi öğren, onlar işinersiyi şair yapıp bize gönderiyorlar. Biz diyelim ki Abdullah Cevdet'i doktor ol diye gönderiyoruz. Abdullah Cevdet bize dönüp sosyal mühendis olup dönüyor. Siz oradan bilim almaya çalışıyorsunuz. O bilimi bir sosyal bombaya, siyasi bir bombaya dönüştürüp size yolluyor. Ve sizde bir değişim meydana getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla biz din, Hristiyanlık karşısında gösterdiğimiz başarıyı ne yazık ki dediğim gibi ideolojiler karşısında yeteri kadar gösteremiyoruz. Buyurun.